Azerbaycan'da model sektörü var mı bilmiyorum. İnşallah olur. Devamlı gülürüz, devamlı. Aldım elime sazı. Diyan göre ne deyir? Olay Az'da olay ötesi reporter. 20'li yaşlarda başka fikirleşirim, 30'lu yaşlarda başka. Yani ki ama o 20'li yaşlarda da ki aha bunu niye yaptım, çok pişmanım dediğim bir şey yok. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım. Dediğim şeyler de çok. Cihangir yaşlıdır ama Cihangir'e de tabii ki onun da günleri var. Hansı ki sadece seherden akşama onun da olur. 9 yaşında 3. sınıfa gidir. Musiki'ye marağı var. Çok sevir musikini. Ve yani gerçekten bu hayatta iyi ki yapmışım, iyi ki etmişim dediğim en ilk sırada gelir. Hep gülümseyen bir güler yüzlü bir çocuk. Böyle hani bir sevgi bir, var. Evet sevgi var. Ben onu sevgi dolu büyüttüm. Çok paylaşım etmirəm ve hoşlanmıram da öyle analar belə deyim. Düzü saygı duyuram. İnsanlar herkes istediğini paylaşmak da özgürdür. Ama böyle devamlı böyle uşaqlarla çekir. Sonra telefonu kapatınca böyle bu cür olmak da ve bunları gördüm şahidi olumda. Ben çok yani ki yalan gelir Instagram çok fake gelir. Ve ümumiyyətlə ona göre bazen çok beğendi. Sanki böyle her gün her dakika uşağımla özünü şey eləmək, təsdiqləmək bu mənə bir özgüvən eksikliyi kimi gəlir. Çox müsbət baxmıram. Əlbəttə ki hörmətlə yanaşıram. Amma mən yəni daha güzel nəsə bir böyle daha az paylaşım eləməkdən uşağdan çox öz platformu iş olaraq görməkdən. Estetik operasyonlarında hekimin necə olması çok önemlidir. Savadlı olması, işini çok yaxşı bilmesi. Bunlar çok önemlidir. Mən illərdir burada olduğum kimi bütün hekimleri, İstanbul'daki hekimlerin hamısını tanıyıram. Ama bu uzun zamandır istediğim bir şeydi. Göğüsleri küçültmek. Bu ümumiyyətlə çok ağır, çok bir ameliyatdır da. Bu çok ciddi bir ameliyatdır. Bunu her hekim edemez. Ve ben düşündüm ki bunu edebilecek insan sadece Bülent Ceyhan Tümür. Bülent Ceyhan Tümür'ü zeng vurdum. Ve dedim hocam görüşmemiz lazım. Görüştük ve ben böyle bir ameliyat etmeyi istiyorum. Paris'e gidiyorum. Önemli tasarımcıların defilesine çıkacağım. Çünkü önceden bilirdim artık castinglerin çoğu geçmiştim. Ve bunu uzun zamandır düşünürüm ki göğüslerimi küçültmenin vakti geldi. Çünkü 34 bedene düşünürüm ki bu eski göğüslerim çok ağır gelirdi bana. Ve bu çok ağır bir ameliyattı. Bunu ancak siz eləyə bilərsiniz, çünkü siz normal bir doktor değil, aynı zamanda bir sanatçısınız. Ki gerçekten öyle. Bu bütün səmimiyyətimle ve gerçekten evde düşünüp gidip arkadaşıma da bunu ancak Bülent Bey eder, Bülent Çağantumur edebilir. Rıfat'a bile bunu söyledim ki yani bunu kim eder, kim eder? Ha, Bülent Çağantumur eder. Ve gittik, hocam da yarın gel, kan tahlillerini alalım. O şekilde oldu. Ve o kadar çok güvenirim ki ve işin neticelerini daha olmadan bilirim. Ve bu hiçbir zaman da bu konuda yanılmadım. Çok da güzel netice elde olundu. Çok da güzel geçti her şey. Paris Fashion Week'te de nice diyelim sözümüzü dedik. 100.000 TL bile. 100.000 TL'den daha fazla yani. Çünkü 3 ameliyat yaptı. Onu çıkarmak, sıkılaştırmak, yenisini koymak ama küçük olmak ve hiçbir kırış olmaması. Bu dehşetten doğrudan çok büyük bir kıymet. Kıymeti, önce dediğim kıymetsiz bir ameliyattı. Moskova'da
modni prigavor verilişi çoxdandır herkesin marağla gözlediği bir programdır, verilişdir. Biz de orada iştirak elədik, qonaq olarak. Çox da güzel ağırladılar, sağ olsunlar. Həmçinin aferin de orada mühteşem bir defilesi oldu. Çok beğenildi. Yaxşı geçti her şey, çok şükürler olsun diyelim, yaxşı geçti. Televizyon kanalı olmağını istemiyorum, ona göre ki bu çok uzun saatler olur. Moskova demiş, ben Moskova'da film dizi çekirdik biz, sen de yanına gelir, 18 bölümlü ve 45 dakikalık bir serialdı o. Oradaki en son gittiğimde orada serial zamanı çekimlerdeki o profesyonallık, her şey o kadar güzeldi ki Türkiye'deki sistem de çok farklı. Sineması olsun, dizi belediye sektöründe olsun çok farklılar. Yani orada bir saat var, disiplin var. Müəyyən zaman bu zaman değilirse hangi zaman değildiği zaman bitir. Çekimler bitir. Ama Türkiye'de böyle değil. Yani ki o günlerce devam edebilir ve sen hiç ne diyebilirsen. Ve ben bu sefer gittiğimde yine o profesyonallığı verilişte de gördüm ve doğrudan o başka bir sistemdi. Türkiye'de dijital platformdaki seriallar olur. Onlara meraklı, özümü hissettiğim, özüme ait hissettiğim obrazı olduğunda. Elbette bu da dijital dediğim gibi platformda olur. Televizyon kanallarını hele ki düşünmürüm. Çünkü bu sistem çok uzun sürür ve ben artık bir international model olarak sadece Türkiye'de bağlı değil işlerim. Devamlı gelip gelirim başka ülkelere. Ona göre vakt çok önemlidir benim için. Maraqlı bir ay yarım keçdi. Verimli iş səyahətlərim də həmçinin içində oldu. İlk öncə Paris'dan başladı. Orada 4 dünyanın önəmli tasarımcılarının kastinginə qatıldım, iştirak etdim. Və defilələrində iştirak etmək üçün o işləri aldım. Güzəldi. Ve devamı da geldi bunun hemçinin. Michael Singel biliyorsunuz çok sevdiğim bir tasarımcıydı. Aferin yaratıcısı Rufat'ın bizim aramızdaki o münasibet, o dostluk, kardeşlik, aile olan münasibeti artık düşünürüm ki bilmeyen yok. Herkes bunun malumudur. Rufat'la tanıştığımız günden maraqlı projeler, proyektler hayata geçirdik. Ve ilk defa bunu söyleyeceğim. Hansı ki sen de benim çok sevdiğim bir dostum olduğu için ben bunu sana ilk söylemek istiyorum. Bir YouTube kanalına başladık. Profesyonel bir şirketle anlaşma ediyerek. Biz Azerbaycan'da model sektörü var mı bilmiyorum. İnşallah olur. Sözün düzünü de diyende sonra derler ki Günay agresif olur. Yani. Çok sağ ol. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.